Onları alıyorum, biraz koyuyorum oraya. Ondan sonra demliyor. Çok harika bir şey. Orada 12 tane ons. Türkçesi neydi? Yani 1-2 litre kadar şey diyor. Böyle içiyorum. Soğuk çay gerçek. Şeker katmıyorum bak. Bu önemli. Şeker yok. Bismillah. Teist ama din konusunda agnesi olmakla ne için? İyidir. Deist ol. Ateizm, yani Müslüman olmanın merdivenleri. Ateist olacaksın ilk önce. La ilahe diyeceksin. Bütün ilahları reddedeceksin. Ondan sonra araştıracaksın. Allah'ın varlığını kabul edersin. Aklen, yani ateist olmak felsefi olarak makul değil. Bir sürü çelişkileri var. Deist olursun. Ondan sonra acaba gerçekten bu Allah, bu yaratıcı bize bir mesaj gönderdi mi diye araştırırsın. Eğer mesajı görürsen, delilleriyle, olağanüstü delilleriyle tanık olursan, o zaman o mesajı kabul edersin. Yani zaten normal olarak önce ateist, sonra deist, sonra Müslüman. En makul yolu odur. Ali Şeriati hakkında çok iyi düşünüyorum. Yani İslam bu son 100 yılda diyelim, yetişen birkaç tane beyinden birisi. Yani İslam alemi denilen alemde beyin yamyamları sürekli beyin yedikleri için, daha çocuk çağlarında çocukların, gençlerin böyle pek beyin yetişmiyor. Ali Şeriati hem iyi bir beyin hem iyi bir vicdan. Tabii her konuda katılıyorum anlamına gelmez, katılmadım. Ama orijinal düşünebilen, vicdanı olan, sorgulayabilen ender düşünürlerden birisi. Allah rahmet eylesin. Ali Şeriati'yi severim. Özgür iradeyi soruyor. Her şey deterministik olarak. Bununla ilgili bir videom var. Kaderle ilgili bir video. Onu izle. Tabii ki eğer Allah'a iman etmeseydim, Allah'ın varlığı konusunda emin olmasaydım, ben özgür iradeye inanmazdım doğrusu. Yani çok zor özgür irade, ama var belki de kuantum teorisi bunu olabileceği konusunda bir ümit veriyor.